Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim derin dondurucuda çilek saklayacağız arkadaşlar. Şimdi tam mevsimiyken bol bol bu şekilde yapıp değerlendirebilirsiniz. Derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hemen elimizin altında 4 mevsim hazırda taze çileklerimiz olacaktır. Bu şekilde diğer meyveler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle çilekleri birkaç sefer güzelce yıkayıp süzüyorum. Yıkayıp temizlediğim çilekleri şimdi sap kısmındaki bu yaprakları kesiyorum. Tüm çileklerime bu işlemi uyguluyorum. Eğer ezik ve çürük bölümlerde varsa onları kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar, dilerseniz bu şekilde buzluk kaplarına, buzluğa dayanan cam kaselerde ya da plastik kutularda derin dondurucuya kapağını sıkı kapatıp saklayabilirsiniz. Dilerseniz buzluk poşetlerine bu şekilde koyup havasını dilerseniz bir pipet yardımıyla alıp ya da bu şekilde elinizle çıkartarak güzelce sıkı sıkı düğüm yapıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Gerçekten yapımı çok kolay. Ve elimizin altında hemen çilek hazırda oluyor. Ben bu şekilde almış olduğum meyveleri eğer yiyemiyorsak da hemen temizleyip buzluk poşetine koyup derin dondurucuya kaldırıyorum arkadaşlar. Sonrasında pastalarda sos olarak kullanıyorum ya da dondurmasını yapıyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel çilek dondurması oluyor. Tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Burada kısaca bir göstermek istiyorum. Evet, derin dondurucudan çıktıktan sonra çileklerimiz bu şekilde hemen kullanıma hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz, gayet güzel görünüyorlar. Ve bu şekilde de çilek dondurması yapmıştım. Çözdürmeden çilekleri kullanarak harika, nefis bir dondurma yaptım. Bu tariflerimi de diğer videolarından izleyebilirsiniz. Ayrıca çilek kompostu tarifimi ve uzun ömürlü yıllarca saklayabileceğiniz çilek tarif videolarımı diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.